أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا الصلوات Gayet bütün derslerin, bu çarşamba derslerinin ana teması kendini tanımak. Yani abinin bir sözü var ya, o derslerin ismi olmuş. Bütün cihanı, bütün kainatı bir noktaya, o cihanı o noktaya hakim ol. Yoksa detayda boğulursun, hakim olamazsın. Kesret seni dağıtır. Bütün cihanı bir noktaya. Gaye o. Bugün de şeye bakıyordum. İman gayba. Değil mi Yasin? Evet abi. Gay. Alemin gay. Bir de Allah alemin gayb değil. Gaybın sahibi. Mesela eşyanın melekütüydü. Peki burada bir... Hemen soru sorma. Sorma. Mesela ben detaya girmeyeceğim, bu konu değil o. Alemin gayb, ahiret, berzah, alemin gaybdir. Tamam. Şimdi ahiret-i iman gaybdir. Ahiret-i iman gayb. Gayba iman. İman da gaybadır zaten. Tamam, şimdi buraya kadar yürüdük mü? Yürüdük. Allah bile beni tanımak istiyorsan kendini tanı diyor. O zaman gaybın gaybı insandır. Gaybül gayb. Zaten kendini tanıdıkça iman oluyor. Eminlik oluyor. İman lugat manasında eminliktir. Şahit olmaktır. Bakın bir daha. Kendini tanıyan Rabbini tanır. Tersini düşün. Kendini tanımayan Rabbini tanımaz. Men arafe nefse fakat arafe Rabbi. Tamam. Şimdi Allah'ı tanımak istiyor muysa Allah cevap veriyor. Kendini tanıyor. Allah gaybın sahibi. Ahiret gayb. O ahiret arş, kürs, cennet, cehennem insanın açılımı. İnsan onun çekirdeği. Değil mi? Onlar gaybsa insan kendisine gaybul gaybdır. Gaybın gaybdır. Allah'ı niye görmüyoruz sorusunu sormanın sebebi kendisini görmediğindendir. Kendisini gördüğü anda zaten Allah'ı da görecektir. Miraç Risalesi'nde Allah'ı gördü ve getirdi diyor. Hediye getirdi diyor. Beş tane meyvesi var ya. Beş tane meyvede peki Miraç'ın ne meyvesi var diyor da. Ne kar var? Ne kar var biliyor musun bence? En büyük kar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bizi götürmesi. Çünkü emanetleri götürdü. Bir de ne getirdi malum? Namazı getirdi. Bu ne için? Diyor ki erkan imaniyenin erkan imani amentu billahi ve melaketi ve kütübi ve resulü. Birincisi Allah. Değil mi? Amentu billahi. Allah'a iman. Bak. Erkan imaniyenin hakaikini gözüyle görüp iman esasının hakikatını hakikat esmadır. Allah esmasının hakikatını gördümüş. Melaikeyi, cenneti, ahireti, hatta Zat-ı Zülcelal'i gözüyle müşahede etmek, kainata ve beşere öyle bir hazine ve öyle bir nur-u ezelli ve ebedi bir hediye getirmiştir ki, ne olur o zaman? Kainatı perişan ve fani, karmakarışık bir vaziyeti mevhumeden çıkarıp, yani insan bunu tanımlayamadığı zaman, Allah bulak yapıyor kendi aleminde dünya kainatı. Kendisi de Allah bulak oluyor.
bir yere oturtamıyor kendisi. Tanımlayamıyor. Kainat da perişan, kendisi de perişan. Kainatı perişan ve fani, karmakarışık bir vaziyetle mevhumeden çıkarıp o nur ve o meyve ile o kainatı kutsi mektubat-ı samedaniye güzel bir ayni cemal-i zat-ı hadiye vaziyetine, vaziyeti olan hakikatini göstermiş. Kainatı ve bütünüzü şunu sevindirip mesul etmiş. İlahir devam ediyor. Gaybul gayb, mesela iman gayba adır. Ahiret gaybtır. İman gayba adır. Ahiret gaybtır. Ama ahiret senden yapılmıştır. Sen gaybul gaybsın. Yani şimdi ondan parça okuyorum. Yine Nadir abi notlarında. Bütün varlığı, bütün kainatı bir noktaya, o noktaya, cihana hakim ol. Kesret eşyanın isimlerinden tecerrüt. Yani manay isminin isminden tecerrüt. Yani farazi hayali isimlerden tecerrüt. Yani her şey vahidiyet ve hadiyet sıfat, sıfat ve esmasının isimlerinin tecelliyatıdır. Kendi aleminde eşya isimlerini iptal ediyor. Şimdi aklı çalıştıran, istikamete koyan terktir. Kalbi istikamete koyan tecerrüt. Tecerrüt. Aklı istikamete koyan terk. Terkler. Tecerrüt kalbi istikametine koyar. Öyle Elma, Armut, Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, Hasan, Hüseyin. Bunlar bu dünyadaki suretleri verdiğimiz namlar. Bunlardan da tecerrüt. Bütün hepsini kendinde topla. Hepsi sende. Batın ismi daire-i tecelliyatında manay ismi isimlerinin yeri yoktur. Yani orada Ayşe, Fatma, Elma, Armut yok içeride. Yani şeyde kurşun kalem var mı bakayım? Bulamadık. Neyse. Mesela çekirdekte elma vardır. Çekirdekte ağaç, meyve vardır, renk vardır bu. Ama ağaçta tezahür etmiyor. Çekirdekte artık öyle bir şey yok. O surette yok. O hakikatin meratibi yok. Koku var ama çekirdekte artık hakikati var. Sureti yok. Tecerrüt demek aslına geç. Yani tanımlamaya. Peki bunlar niye anlatılıyor? Ne anlatılıyor bu? Niye anlatılıyor? Egzersiz yapmak. Aklı doğru düşünmeye, rayından çıkmış, sistemine çıkmış bir makineyi kıblesine koymak. Bunların ana temamı. Yani istikameti doğru düşünebilmek için bu dersler yapılıyor. Yoksa muamma böyle garipli şeylerden bahsedilip de böyle acayip acayip hayretler uyandırmak değil. Yani. Toplum, cemiyet, okul bizi çapraşık düşünmeye, esbaba bağımlı düşünmeye, esbaba hakim yapmaya, bedensel hayatı esas yapıp düşündürmeye itmiş ve kısmen muvaffak olmuş. Esbabı alemimizde hakim etmişiz. Esbapsız düşünemiyor. Suretsiz düşünemiyoruz. Sessiz düşün konuşamıyoruz. Mekansız düşünemiyoruz. Zamansız düşünemiyoruz. Yani bu tür dersler Allah Allah garip, hep bu şöyle sarsıldı. Böyle hani kışta araba giderken sistemine çıkar ya sağa sola yapa yapa. Yaz geldiği zaman karlar erince araba daha kaydıramazsın. Böyle güneş yapmak biz hayatımıza böyle garip garip bağlantılar, tilakilikler, garip garip değer vermeler, bedeni öne çıkartmalar, dünya hayatını esas almalar. Hele hele en garibi,
sebebi mutlak hakim yapmak, sebepsiz düşünemem gibi şeylerden kurtarıyor bir nebze. Yani böyle kenarınızda kafanızda dursun, tefekkür etmek. Yani ağaçta var böyle yaprak, çiçek, koku, renkler, çekirdekte böyle bir şey. Çekirdekle bakmak. Yani nazarını, cüz'i nazarını külli yapmak için külli ile cüz'iye bakacaksın. Yani bir elmaya bakmak, ya Allah nazarıyla bakmak var. Yani çekirdek noktasından yaprağa bakmak. Demek üç türlü lügat var. Bunlar böyle bizim normal alışılmış bir şey değil. Üç türlü lügat var deyince piyasaya çıkma böyle. Biri batın ismi daire tecelliyatı lügatı, biri de zahir ismi tecelliyat lügatı, eşyanın zahir isimleri tamamen iptal edilmiştir. İstimali tamamen zahiridir. Biri batın, biri zahir. Gelecekleri ismini tamamen iptal demiştir. İstimali tamamen zehirdir. Nedir? Zahir ismi lügatı batında kullanırsan zehirlenirsin. Zehir, zehir. Orayı mı kapatsak? Müzik de geliyor. Gerçi müziksiz ders olmaz ya. Ama hoşluğu da gidiyordu. Kainat bile müziksiz değil abi. Evet. Çünkü müziki tairesidir diyor kainat için. Bak, zahir lügatla kendini ilk önce ne yapacaklarını öğren de zahir lügatla. Artık kendini tanırken zahir lügatı kullanma. Zehirlersin. Bir tane 5 yaşında Şahin vardı Rize'de. Rusya kapısı yeni açılmıştı. Turgut Özal zamanında rahmetli. Rus balı geliyordu. Gürcistan balı ne olur? Öyle zehirlenen zehirlenene ucuz diye falan. Şahin 5 yaşında çocuk. Şahin Çayli. Sen balı seviyor musun? Seviyorum hocam. Balıyor musun Rus balı? Rus balını yiyor musun? Rus diyemez, re diyemez. Yüz balini yemem hoca, zehirler beni. Yüz. Yani zahir lügatı kullanırsan batında seyahat ederken zehirlenirsin. Ama batında da iyi bir usta olacaksın veya ustalarla beraber ustalığı öğreneceksin ki yemesin seni orada. Orada kendini emin zannetme. Kimleri yemiş orada? Orada her şey var. Şeytan o kadar cahil değil. Zirve yapmış ilimde. Ama netice değilmiş ilim. İstimali tamamen zehirdir. Mesela güneş birinci lügatta nur isminin tecelliyatıdır. Neydi bu ismi? Birinci lügat, biri batın ismi. Güneştir ama batın lügatıyla nurdur. İkinci lügatta nim nurani zahir nur isminin tecelliyatıdır. Yani nimnuranidir. Üçünü de ehli dünyanın mane ismi adıdır. O zaman ismin batın lugatı, ismin zahir lugatı, mane ismi lugatı. Üç tane. İlk ikisi tevhid lugatıdır. Batınla zahir. Mane ismi ise yanlış. Mesela elma derken elma diye bir şey yok. Ancak Rahman, Rezak gibi esmayı ifade eden harftir. Bak zahir elma yok. Var ama yok. Rahman, Rezak gibi esmayı ifade eden harfmiş. Başka nasıl ifade edecekti ki o zaman, değil mi? Başka nasıl olacak? Demek eşya manayı harfidir. Eşya hakiki manaların harfleridir. Eşya harftır. Batıl lugati. Harftır. Bize böyle gözükmüş elma yaprak diye. Harftır. Onunla kendini yazacaksın.
eşya hurufmuş. Demek her şey birer harften başka bir şey değildir. Eşyanın sıfatlarını aldanmışız, nur ışık vermiş, ona çarpmışız. İlla gaflete düşmek mümkün, bu şekilde bakmaz isen. Ey nefis, sende tecelli eden her hal, her vaziyet esmanın tecelliyatıdır. Sen tecelliyatı sıfat ve esmasın. Elma harfsa göz de harftır. Peki onunla ne yazılır? Esma-i Hüsna'lar yazılıyor. Yani esmalar yazınca mana çıkıyor. Harfler bir araya gelince mana çıkıyor ya. Biraz garibimize gidiyor da alışmadığımız bir ders. Güzel. Tamam, zehirlenmemek yani, lazım ama. Devamını merakla bekliyoruz abi ondan. Kainata tecelli eden her ismin sende de insaniyet cihetinde külli tecelli ediyor. Kainatta tecelli eden her isim sende de insaniyet cihetiyle acayip tecelli ediyor. İnsaniyet. Bir yerde demiştik, böyle bir yerde kaçma çıktı bayramda. Sen demişsin ki diyor, Hoca Efendi dedi, insan insan değildir. Allah aşkına bir yerde demiyorsun dedi ya. Sen dedi bize dedi düşün getireceksin ya. Ne dediğini sen duyuyor musun dedi ya. İnsan insan değil. Nedir ya dedi. Dedim ya, hocam doğru söylüyorsun. Kim söylemiş sana? Ya sen diyormuşsun dedi ya. Anladın mı ya? Nasıl anlatayım? İnsaniyet midir senin? Hı? İnsana iman verilmiş. İslam verilmiş. İnsaniyet verilmiş. Öyle mi? Hani derler ya, insaniyetini mi kaybettin? İnsanlığına yazıklar mısın? İnsan dersi hazırladım da şimdi inşallah yapacağım sıra gelince de. Üstad diyor ki bir yerde, namaz vaktinden bahsediyor, seher namazını kılmayan insan değildir diyor. Yes, aynı. Evet. Seher vaktinin namazını kılmayan insan değildir diyor. Evet. İnsan değil derken, ha bu insana benziyor da, o verilen insani, o hakikata olmamış onda, inkişaf etmiyor. Sana insan ismi verilemez diyor, denilmez. Biz onu mecaz kabul ediyoruz. Et kardır. Yoksa kavga çıkar zaten. Demek semavatın da nüminesisin sen. Herhangi bir şey tek isimle olamaz. Noktayı nazarımız tevhiddir. Her bir şey pek çok isimleri vardır. Elma bir harfsa yazı yazmak için diğer harfler de lazım. Yani o da bir kelimeymiş ağaç için söylüyor usta. Bahçede bir sayfaymış. Kainat ne zaman sana? Kainat bir kitaptır diyor. Evet. Kitaptır diyor. Sen onun dışındasın. Ağaca kelime diyor. Çekirdeklere nokta diyor. Başka bir şekilde okuyor bu kainatı görüyor musunuz? Herhangi bir şey tek isimle olamaz. Noktayı nazarımız tevhiddir. Her bir şey pek çok isimleri vardır. Öyleyse herhangi bir şeye tek isim vermekten tecerrüt et. Tek bir isim vermekten tecerrüt et. Elmaya rezak deme. Tecerrüt. Yani terk demiyor. Tecerrüt böyle kalbe dönmek gibi değil mi? Aslında demek. Üstüne basıp çıkmak. Basıp çıkmak. Terk de aynı şey mi Hasan abi? Yok. Tecerrütün içinde başka bir şey var. İkilem var. Hayır, o fıtrata dönmek değil terk. Değil. Tecerrüt fıtrata dönmek. Evet. Hasan abi geçen gün böyle bakıyorum işte ağaçlara, çiçeklere. Her baktığımda farklı. Ya yani şey olacağım. Yani öyle düşünüyorum farklı, böyle düşünüyorum farklı. Ondan sonra baktım ki biz hani kendimizi üçe ayırıyoruz ya abi. Bizim kendimizi beşe ayırmamız lazım aslında. Yani işte ne dediğini biliyor musun sen? Aha.
Ben üç ayırdım da başıma gelmeyin kalma. Sen nasıl beş, bir şey? Beş abi yok. Bak, delilerinizin abi ya. Bak. Yok abi bak baktım ya kafayı yiyeceğim. Niye bir gün öyle bir gün? Bir gün bakıyorsun mesela evvel. Bir gün bakıyorsun ahir. Bir gün bakıyorsun çiçeği. Batın. Bir gün bakıyorsun o hiçbirine benzemiyor. Ha, yani, sen yani. Bir bakıyorsun evvel ismine. Evet. Dedim, niye böyle? Çünkü yapan zat böyle abi. O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Hiçbirine de benzemez. Yani sonra bir mesela çevirirsen iman esaslarına, bir gün bakıyorsun baktığın yere ahiret, bir gün bakıyorsun mekeller şey yapıyor ağaca, bir gün bakıyorsun hiçbir şeye benzemiyor. Yani acayip bir şey abi ya. Yani biz o zaman hepsinin hakkı hayatını vermek lazım. Biri diyor ben esbapla bana bakacaksın, bazen diyor ki burada esbapsız bakacaksın. Yorulduk artık yani bir öyle bir böyle baktık ki dedik hepsine bakacaksın. İşte. Bu dersten ne çıktı biliyor musun temelinde? Böyle bak, kainata bir baktık evvel ismiyle olmadı, tatmin olmadık. Ahir ismiyle baktık olmadı, tatmin olmuyoruz. Zahirle baktık olmuyor. Batınla, dört isimle baktık inan tatmin olmuyor insan. O zaman bunlardan da tecerrüt. Bütün hepsini tek nokta yap. Allahu ehad. Ben olan benle bakacağız. Benle ben. Mesela Erfuzi dersler niye şey? Böyle bir ihtiyaç. Artık zahir okuyacağım bir şey yok. Daha okudukça belaya dönüşüyor. Kendini sarmalıyor. Ülfet belası yapıyor. Tamam canım bu muymuş benim 10 sene önce hayretler içinde kaldım ama buymuş ya. Bismillah her ayın başıymış. Vay be neymiş ya. Altında boyut. Hakikaten acayipmiş ya. Ondan sonra kainat şöyleymiş böyleymiş. İnsan öyle tam. Allah Allah ya. Bu zahir lugatı. Ve öyle bir bela sarmış, öyle bir bela geliyor ki, geldi ki, kasıp kavuruyor şu anda cemiyeti. Artık en muzdarip bilenler olmuş. Zahiri'yi çok iyi biliyor. Mesela iman yoksa bir doktorun en çok meselesi olur. Çünkü mikrop nasıl çoğaldığını çok iyi biliyor. Sen her an her şeye muhtar olduğunu çok iyi biliyor. Tevekkül ve teslim yoksa o doktor dayanamaz o mikrop dünyasında. Öyle mi? Allahsız düşününce. Şimdi benim nurcularım tamam bakar görür ki, dağlara bakar görür ki 500 defa okur aynı. Dağlar deniz olmaz. Denizde dağ olmaz. O dağla dima geçmesen, dağın dima olduğunu anlamazsan o sana zevk vermez. Çünkü o dağda bir mağara varmış. Hiçbir peygamber o yoktur ki mağarası olmasın. Mağara. Parladı bir mağara. Mağara faydasını verdi diyor. Öyle mi? Ama parla mağara değil ki. O faydayı verdi. Mağarada babasız doğmak lazım abi. Evet. Mağarada. Allahu Ekber. O kadar zahir. Enfusi o kadar da gayb. Hani Mesnevi de öyle diyor. Zahir ve batın o kadar birbirine ince, o kadar kalın gaflet. Böyle. Yani korkunç bir afat geliyor. Geldi de kasıp kavuruyor. Tırpanlıyor. Bundan hiç kimse kurtulamaz. Ancak zahirle batına bakıp yani batın evvel, ahir, zahir, batın dört ismiyle bakabilmek noktasında bu fırtına senden teğet geçer. Salih'i selamete ulaştıran gemiye binmek lazım. Evet kesinlikle. Sefine-i Nuh. Ya
bazen insan, sana çok özür dilerim, bazen insan hani oturup düşündüğü zaman acaba diyorsun, şimdi insan oluyorsun da insansın, düşünüyorsun ya, diyorsun acaba bu mesela daha evvel yani, takip ettiğim zaman yani diyorum acaba hani bu ne kadar hakikate yakın, yani böyle düşünmeli miyim? Hani o dersini dinlerken? Ha, bu dersleri işte, yani böyle düşünmeli miyim diye ya da Salihinullah'la mesela böyle muhatap olabilmeliyim diye. Sonra tabii böyle şey yaptıkça, yani bu sizin anlattığınız hakikatler, yani bir ihtiyaçtır, onu ben burada görüyorum. Hem bir taraftan besleniyorum, bir taraftan da tenkit şeyim var yani. İster istemez, yani bu hani vesvese de diyebilirsiniz yani. Çok ilginç. İşte en çok tenkit edenler, en çok beslenenler görüyor. Hatta bir tanesi diyor ki, ama edersen devam edeceksin. Hakkını helal et abi, en büyük aleyhinde benim dedi. Ama en çok ben seni seviyorum, en fazla dersini ben dinliyorum. Ama Almanya'da en büyük tenkidi de ben yapıyorum. Ha, aynı böyle. Yani tenkit edeyim, tabii dışarıda kesinlikle böyle hani lafa kolay kolay bir şey dökmüyorum ama iç alemimde tenkit var. Yani acaba Sarayın Nur'un hakikatına yanlış mı yapıyorum falan, öyle diye. Neyse zaman aradan geçti, biraz daha böyle Sarayın Nur'un derinliğine ulaşmaya çalışıyorum böyle kelimelerdir, şeydir. Biraz şey yaptım, baktım tabii bu derslerin, bütün hakikatların hepsi Risale-i Nur'da var. Yani sizin bahsettiğiniz o derslerin, o açıyorsunuz ya mesela, Haluk Üstad Hazretleri hakikaten mesela bazı surelerin, hatta bir sureden bahsediyor, bir inşallah diyor bir Risale-i Nur talebesi gelir bunu tefsir eder diye bir sureden bahsediyor. Yani Risale-i Nur, Üstadımız hep kendi talebelerine, yani sizin bir sözünüz vardı hatta hiç unutmuyorum. Üstadın söylemek istediği her şey burada ama söylediği her şey burada değil. Yani hepsi Risale-i Nur değil. Bulmanı istiyor. Yani bir meyveye girdiğin zaman, bir şeye, bahçeye girdiğin zaman elini uzatmanı istiyor. Ama elini uzadığı yere kadar alacaksın. Tabii şimdi bakıyorsunuz mesela hakikaten yani o ülfet belası var ya, yani bir yere kadar götürüyor sizi, ondan sonra artık böyle sıradan olmaya başlıyor. Kitap böyle normal, çünkü artık inemiyorsun ki, gider ilerleyemiyorsun. Aynen. Şeye benziyor, hani parayla biliyorsunuz ya, böyle bir arabaya, alçak arabaya 10 dakikada bir para veriyorsunuz. Board mu, ne diyorlar? Kokart. Kokart, he. Ona benziyor, ilk önce bir zevk görüyor falan, o tünellerden, köprülerden geçiyorsun. 10-15 turdan sonra artık zevk vermiyor. Yani ilk önce bir heyecan oluyor. En iyisi alabiliyorsa devam etsin. Yani zahirden zevk alabiliyorsa niye batınlığa geçecek, yol olmaz. Devam et. Ama bir anafor geliyor ki hürmeti kırıyor, sıradanlık oluyor, gerektiği gibi değer veremiyoruz. En bariz tekil kastalığına muhtela oluyoruz. Bağnaz oluyoruz. Geçimsiz oluyoruz. Hep kusura arıyoruz. Umuvveti kaçırıyoruz. Bunlar hep zahirde kalmanın alameti. Batıncılar tenkit edemez. Ediyorsa batında değil. Edemez. Çünkü her mertebeden bakabilen, hiçbir mertebeye mahkum olmayan, insanların farklılıkları kendisine ayrı bir mana kattığına inanandır batıncılar. Ayağını bir şey mi dedin abi? Şüphe de aynı şey mi Hasan abi? Tenkitin de şüphe. Yok, başka bir şey şüphe. Tasavvurdadır şüphe. Yani tenkit hakikattir endişler de böyle bir asıl bir belası olmuş tenkit. Ben inşallah onu sesli bir arkadaşla sohbet yaptık. Telefonla güzel bir söyleşi gibi olmuş. Ondan da izin alıp yayacağım. Yani bayramda gördüm ben, insanlar o kadar muhtaç ki sevilmeye, aranmaya, korunmaya, hatırlanmaya, affedilmeye, kucaklanmaya, vefa gösterilmeye, eleştirilmemeye, sevilmeye, o kadar muhtaç, o kadar muhtaç ki, o kadar muhtaç ki. Yani bu kadar böyle bir ihtiyaç hiçbir zamanda olmamıştı. Sevilme,
korunmak, sahiplenilmek, affedilmek. O kadar muhtaç ki insanlar. Mesela bugün birisi şey yapıyor, ille ısrar etti. Dedim senin üzerine konuşalım. Malum işte Facebook'tan, Facebook'tan ben. Benim adıma çalışıyor ama benimle alakası yok da. Yok arkadaşlar cevaz edin ama ben anlamam. Orada birisi, senin isimlerin neye var falan diyor, veciz cümleler var ya. Ondan sonra, oysa ona ait bir 5-10 dakika izah ettik. Ama tekrar ona, ben onun telefon üzerinde anlattı biraz. Anlatmadan önce anlattı, döktü, bağırdı biraz böyle. İşte sabrettim. Haklısın be kardeş. Bu söylediklerine inan ben düşünemedim dedi. Ki olur mu ya, nasıl düşünemedin ya dedi. Yazılmıştı. Düşünemedim dedim ya. Olur mu ya, ben bunları düşündüm. Veya düşünmüşüm, enanet budalasıyım, şöhret budalasıyım. Ya o da değil dedi ya, şöhret olsaydı böyle olmazdı dedi. Daha yumuşadı. Ben şöhret için çalışıyorum kardeş. Ve yanlış oldu. Ama kimse duymasın, öyle dedim. Ben şöhret için koşturuyorum. Bu sefer savunmaya başladı beni. Yok abi dedi ya, sen için koşmasın dedi. O zaman sen cevabını ver. Ya, tenkidine kabul ettim, bu sefer beni o savunuyor. Haklısın kardeş, doğru söylüyorsun. Ben düşünemedim. Yok abi ya, düşün, nasıl düşünemezsin? Düşünemedim kardeş. Öyle mi ya, düşünmüşsündür de abi dedi ya. Niye böyle oldu dedi. Lanet budalasıyım demek ki. Şöhret perestim de onu. Ya o da değil dedi ya. Nedir dedim ya. O zaman sen tanımla, sen doktorum ol. Kurtar beni. Niye, ben bunları niye yapıyorum sence? En son dedi ki ya biz dedi toplumun bir dayatması, bir gözlük verişinden bakıyoruz herhalde dedi. Birileri gözlük vermiş. Ben de mukabele gibisi yapsam ayda toz duman. Tabii insanda en sevdiğine karşı da bir itirazkar bir damar oluyor. Sizi seviyor, takdir ediyor. Yaptığınız işleri takdir ediyor ama bir şey söylemek istiyor. Ona da fırsat biliyor galiba nefsi. Aynen. Doğru. Başka devam edeyim de. Tecerrüt. Aklen, terk, kalben, tecerrüt. İnsandaki cüz'i ahval ve fiiliyattan maksat, yani insanın hareketleri var ya, yani öyle acayip bir şeyden kaynaklanıyor ki, hani batınsız zahir yok ya, kainattaki külli ahval ve fiiliyattır sanki. Kainat hareket ediyor. Sen Cemil Cem'sin ya. Yani konuşmak, şu anda benim konuşmam veya davranışım bütün kainat bütünlüğüyle. Nasıl ki içeriye girdiğiniz zaman bu ağzımdan çıkan bu manaların ta okunup öğrenilmesinden, tefekkür edip hazmedilmesinden, depolanmasından bu makama geçip size telaffuz etmeye kadar ne kadar hamur ve fırınlardan pişmiş. Ama çıkan bu. O zaman o bütünsellik olarak gözüküyor bu kelam. Ama bir insandan bir kelam çıkabilmesi için onun hayatta olduğunu gösteriyor. Mana varsa aleminde alemler aktif demektir. Yani poça kokusu geliyorsa, ekmek kokusu geliyorsa bir yerde bir fırın var demek. Hiç kimse poça kokusu Ramazan'da ya, bizim yanımızda fırın, benim yanımda yeğen var. Dayı ya diyor. Dayı olmaz ki dedi ya. Böyle bir şey olmaz dedi ya. Müslüman böyle oldu. Lan ne oldu? Biraz çocuk yani, bir de poçayı çok seviyor. Ya şu poça olmaz ki ya. Ya öyle zannetme poça. Ya ne kokusu dedi. Ayakkabı atölyesi dedim de, deri dedim şey yapıyorlar. Deriyi yakıyorlar, pişiriyorlar.
Ya dayı dedi ya, amma dedi ya, poça kokusun sen, deri kokusun ya. 16-17 yaşında çocuklarım abi. Ondan kaçmaz abi, o mu? Yok, o 20 yaşında bilmiyorum. 20 yaşında, tam 20 yaşında. Öyle. Şimdi poça kokusu, demek orada ayakkabı atölyesi değil ya. E şimdi manalar da döküldüğü zaman içsel alem aktif. Demek külli nazar ile kainata maliki hakiki hesabına bakan ve bu külli hakikata aynı darlık ubudiyetini nefsinde ve hayatında hisseden hisseden adamın fiilleri, hareketleri zahiren cüz'i, aslında külli ve şamildirler. Bak, demek külli nazar ile kainata maliki hakiki olarak bakmak. Yani Allah'ın öyle de, Allah öyle bir halife yaratmış ki sanki seninmiş gibi kainata bakıyorsun. Sen tasarruf ediyorsun. Bugün yani o çocuğa söyledim, ders yaparken. Şimdi de maşa meydanı olsa şimdi, Allah seni ortası. Sen dese ki Allah, tamam senin hakkında vereceğin karara razıyım ama adil ol. Dese, haşi meydanda kendine ne karar verirsin dedim. Şöyle gözünü kapa, haşi meydanın küçük provası olarak vicdanına sor. Ama adil ol, sen karar ver kendine. Kendisi Allah vermeyecek, sen vereceksin. Ne verirsin? Cevap ne dedi biliyor musun? Çocuk, 20 yaşında. Ben dedi, kendi hesabımı görmekten utanırım. Allah'ın da görmesin, Allah'ın da görmesine utanırım. Dayı dedi, herhalde Allah, o bir ismi var, bilmiyor. Settar, tamam mı? Settar diyor. Allah da hem kendisi şey olmasın, hem de bizi utandırmamak için Allah o günahımızı göstermeden sildim ha diyecek. Numaralayacak dedi, günahın ismini de demeyecek bize. Amin diyelim abi. Bize. Birisine de denk gelmişti. Elimi kaldırıp da Allah'ım şu günahımı affet diye günahı tadat etmekten, tekrar ifade etmekten utanıyor dedi ve ya Rabbi senin hoşuna gitmeyen hayatımda ne sudur etmişse. Ben de dedim ki o zaman şöyle de, ya Rabbi haşir meydanında bunu niye yaptın? Bunu niye söyledin? İtabına vesile olacak soruları sormana. Niye yapmadın? Niye demedin? İtabına vesile olacak sorularına vesile olacak fiilleri ve sözleri bana yaptırma. Amin. Amin. Sözleri söylettirme. Eğer olmuşsa Settar ve Gaffar ismin hürmetine ifna et, amin, affet, mağfiret et. Unuttur ya Rabbi. Haşi meydanında ey kulum, hangi günahın kaldı, seni cennete götüreceğim de hangi, söyle de onu da affedeyim deyince, hatırlamak ister misin? İsimlendirerek. İstemem dedi. Peki Allah onları biliyor mu dahi dedi. Tabii ki dedim, biliyor. O zaman Allah çok hoş bir şey dedi ya. Allah garip ya hakikaten. İfade etmekten utanıyorum ama Allah biliyor. Ve yüzümüze vurmayacak. Ya, vur. Ya nasıl olur? Tamam, sana vuracak. Çünkü öyle inan, öyle muamele gör. Herhangi bir şeye, her ne kadar esma, taalluk ve tecelli ediyorsa, o kadar çok isimler var demektir. Hususan o şey zihayat ise veya zişur ise ve bilhassa hem de ziru ise, yani insan ise, binbir esmanın inikas ettiği aynayı camiadır. Ey nefsim, sen manay isminden külli kül tecerrüt ile beraber, bak külli kül tecerrüt ile beraber, külli kül olarak tam manasıyla hiçlik deryasına dalamazsan, enaniyetini hiçlik Adem denizinde
boğamazsan ve ondan tebarruz eden hüve ile nihayetsiz bir nur ve vücut bulamazsan, senin yaşamının hiçbir kıymeti yok ve ona şerik koşmaktan kurtulamazsın. İlle bir şirk bulaşır. Hayat bahsine geçer ya. Yani hayata bakış tarzını veriyor. Böyle bakarsan diyor, bütün şirklerden kurtulursun diyor. Çok acayip. Mahiyet insaniye birdir. İnkısamı gayri kabirdir. Yani insanlık bir tanedir. Tamam mı? Bir tane. İnsan bir tanedir. Biz onu, tek bir insan vardır. Biz onun inikasıyız. Tamam mı? Böyle bakınca ne oluyor biliyor musun? 338. Diyor ki ver abim ver, Allah razı olsun. Bak diyor ki hem hayatı vasıtasıyla kainat, çünkü mahiyet insaniye birdir. İnkısamı gayri mümkündür. İnsan bir tanedir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Evet. Yani çekirdek kökteki çekirdek birdir. Meyveler çoktur. Onlar biziz. Onun gibi mahiyet insaniye birdir. İnkısamı gayri mümkündür. Hem hayat vasıtasıyla, bak çok önemli. Etsa-i kainat onun efradı hükmüne. Yani hayat, kainatın hayatı bende kulasalanmış. Kainatın hayatı bende. Tesbih-i imamesi gibi. Yani bütün kainatta tecelli eden hayat bende. Hayat vasıtasıyla etsa-i kainat onun efradı hükmüne. Etsa-i kainat benim fertlerim hükmünde, kainat ise nevi hükmüne geçer. Yani şöyle bir bakın. Bütün kainatı düşünün. Cennet, cehennem, arş, kürs, yedi kat sema, kabir. Tamam mı? Dünyaya gel, alem-i şehadeti gel. Hepsinin merkezini toparla kendinde Cemil. Hepsinin hayatta yapılmış, o hayat sende. O zaman kainattaki efrat fertleri hükmünde insanın. Kainat ise ne diyor? Nebi hükmüne geçer. Böyle bakınca ne oluyor? Sikki ehadiyetin mecmunda gösterdiği gibi her bir cüzde dahi o sikki ehadiyeti ve hatem-i samediyeti göstererek bu dersler işte şirk ve iştirakı her cihette tard edilir. Evvel ahire soktu. Sikki hatem. Evet. Bak nerede ne çıkarttı? Burada sikki ehadiyeti. Sikke neydi? Evvel abi. Evvel çekirdeğe sikke denilir. Gösterdiği her cüzide de o sikke adeti ve hatem-i samedati. Hatem neydi? Meyve. Bak nerede çıkarttın? Çekirdekle meyve arası desen, ya nereden çıkarttın? Sikke meyve, şey çekirdektir. Meyve hatemdir. Çekirdekle meyve arasında bütünü cem edersen, arada şirk olmuyor işte. Bak eğer kainatın hayatı benim, kainatın etsas efradım, kainat benim nevi hükmüne geçer. Kainata ben merkezli bakarsan, arada hırsızlar giremediği için her cihetle şirk ve iştirak yok oluyor sende. Hasan abi, hayat hani Peygamber Efendimiz'in hayatı ya, biz onun inkarsıyız ya. Mahiyeti insaniye bir, onun hayatıyla biz hayatta varız. Evet. O zaman Resulullah hani nasıl olacak diyor ya, herkese misafir gidecek. Zaten herkese misafir, bunun farkı da ya. Zaten öyle. Onun hayatı değil mi? Hayatı da hayatı. Madde efendim. Peki bu kadar hani Peygamber çekirdek ya. Her şey mesela bütün insanlar onun temsili mi oluyor? Evet. Peki nemrutları, işte süsleri, aynı. Bunlara nereye koyacağız? Onlar da öyle de işkembesinde bir şey yok, hazırlıkları yok mu? Bazı insanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beyindeki hücreleridir. Bazılar kalbindeki,
Bazı da büyük zatlar da ruhunda vazife yapıyor. Bazısı da işkembesindeki malum hücrelerden oluyor. Ağaçta düşün, kurumuş ağaç yok mu? Şey, dalı yok mu? Gövde yok. Çekirdekte olmama ihtimali yok kurumuş dalında. Ama senaryoda o Ebu Cehil'e, Firavun'a o vazife verilmiş. Ne kadar şükretsek azdır ki onlar bu sohbete... Onlar talip olmuşlar ama değil mi? He? Talip olmuşlar onlar. Talip olmuşlar. Talip olmuş ya. Yani verilmişler mi? Verilmiş, istediği için verilmiş. İstediği için verilmiş. Sen bakkaldan bir şey bile vermiyorlar ki istemediği için. İstiyorsun gene vermiyorlar ama parasını önce veriyorlar. Küfre fiyat veriyorsun. Yanlış anlar yok. Evet evet. Yok yani artık hediye olduğu için. O ona talip olmuş. Fiyatını da vermiş. O rolü oynuyorlar. Ama Allah'a ne kadar şükretsek azdır, bu saatte buradayız. Ne kadar şükretsek bilmiyorum. Tamam. Bir saat oldu mu? 50 dakika, 52 dakika oldu. Heh. Şurada keseceğim. Tamam, ondan sonra hemen şey yaparız. Bir saat yapalım. Ey nefsim! Mana isminden külli kül tecerrüt ile beraber külli kül olarak tam manasıyla hiçlik deryasına dalamazsan enaniyetini hiçlik Adem denizinde boğamazsan ve ondan tebarüz eden hüve ile nihayetsiz bir nur ve vücut bulamazsan senin yaşamının hiçbir kıymeti yok, batın lugatı bu tabi, ve ona şerik koşmaktan kurtulamazsın. Dünya ve fantaziyelerden maksat nefsim, hayatım ve cesedimdir. Yani fantazi zahir lügatta dış dünyadaki şeyler, eğlenceler vesaire. Ama batın lügatta dünya demek, fantazi demek nefsim ve hayatım ve ceset. Cesedi hayattaki şeylerin istek ve arzuların peşine koşmak. Lüks arabaya binmek. Dişin ağarmasın. Her gün mutlu olayım. Hiç hastalık çekmeyeyim. Yaşlanmayayım, para eksik olmasın, her şey tıkırına gitsin. Bu dünyadır, fantaziyidir. Dünyanın fenaya bakması ciheti yine kendimdendir. Kendine bakacaksın. Burada keselim. Böyle gidiyoruz. وآخر دواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات